Yürü. Senin bana anlatacağın bir şey var mı? Dün mahalleye o herifin arabasıyla gelmişsin. Barıştınız mı? Kafayı mı sıyırdın kızım sen? Mert, yani biliyorum. Yani ben de çok sinirliydim Ömer'e. Ama sonra oturduk, konuştuk biz. Yani... O herif sana inanmadı be. Dinlemedi bile seni. Gitti Gülfem'le gülüp eğlendi. Bak... Ben zaten anlamanı beklemiyorum. Ben bunun neyini anlayacağım ya? Neyini anlayayım ben bunun, yürü. Sen yine ağlayarak bana gelme de. Gözün kör olmuş kızım senin. Ama beni öldürüyorsun. Ay, romatizmalarım azdı yine. Acele ettirme beni Yener. Anacığım biz kız tarafı sayılırız ya. Yani orada olmamız lazım. Ev sahibi sayılırız. Yürü acık, bir şey olmaz. Oo Yener abi. Pek bir janti gördüm seni. Sağ ol. Hürmetle anacığım. Hayırdır, nereye böyle? Ha, Mertciğim. Ya biz Ekimoğullarıyla akraba alıyoruz da şimdi dünür oluyoruz yani. Gülür'ü istemeye gelecekler de bu akşam. Ömer'le mi evleniyor görürüm? Ha, isteyecekler işte bu akşam. E tabii kambersiz düğün olmaz diyerek eniştesi olarak benim de orada bulunmam lazım değil mi? Ya hadi biz tutmayalım seni be gülüm. Yürü anacığım biz gidelim, geç kalmayalım. Senden bir ricam olacak anne. Söyle canım. Salih Bey'in yanında üstü buna dikkat edersen sevinirim. Sen beni yol yordan bilmeyen biri mi sandın? Merak etme. Bu gece her şey usulüne uygun olacak. Öf, bırak kızım yeter. Ya babacığım düzelteyim biraz. Tamam bırak, bu olacak gibi oluyorum. Alışkın değilim zaten. Baban doğru söylüyor kızım. Alışık değildir böyle şeylere. Biz görücü geldiğimiz zaman hiç böyle şeyler görmedik. Bu dünürler zengin diye mi bu hazırlıklar Salih Efendi? Ağzından çıkanı kulağın duysun Pakize Hanım. Benim tek derdim kızlarımın mutluluğu. Parada pulda gözüm yoktur çok şükür. Anacığım niye öyle söylüyorsun ya? Yani babamın kalbini kırıyorsun şimdi durduk yerde. Hayır, benim babam her zaman şıktır. Tarzdır yani. Baba. Bizim nasıl? Yener. Ha, iyice hanım köylü olmuşsun sen de. Geliyorlar. Geliyorlar. Ne yapacağız? Ne yapacağız? Kapıyı açacağız. Kapıyı, hemen kapıyı açacağız. Hadi, hadi. Bu da iyice şaşırdı ha. Zengin kapı buldu ya, koşup gidiyor. Bana bak Yonca, bugün diline tutacaksın yoksa koparırım onu. Üzülme oğlum, sen elinden geleni yaptın. O üzülsün birader. Senin gibi delikanlıyı zor bulur, anladın? İçim acıyor be. Ne biçim laf lan öyle, içim acıyor. Yakışıyor mu lan delikanlıya? Bak birader. O Gürrü her türlü gelecek, pişman olacak, ben sana diyeyim. Demedi deme, al buraya yazıyorum işte. Lan ben onun tek damla gözyaşı için dünyayı yakardım be. Alayına giderdi yani. Lan yürü. Bunu da yaptın ya bana. Hani tamam yani, ben çok doğru bir adam olmayabilirim, tamam mı? Çok doğru şeyler yapmamış da olabilirim. Ama ben ne yaptıysam onu sevdiğimden yaptım, o da bunu köpekler gibi biliyor.